Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızı Denizli Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Maxureal ve Claude Nesil firmasının ekibinden iki arkadaşla birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız Ali Bey? İyiyim, çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler de sağ olun. Mikrofon sizdeyken isterseniz ilk önce sizden başlayalım. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Biz Teknokent'te faaliyet gösteren bir yazılım firmasıyız. İsmim Ali Kazakan, iş geliştirme uzmanıyım. Şu anda Teknokent'te 2014 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Teknokent'te belli girişimlerimiz mevcut. Bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Harika. Gamze Hanım'ı tanıyalım. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Gamze Akbal. Geçen sene mezun oldum Pamukkale Üniversitesi'nden. Bilgisayar mühendisiyim. Ben de burada çalışıyorum. Burada çalışan mühendislerden biriyim. Eyvallah, harika. Ali Bey, siz de devam edelim isterseniz. Siz Denizli'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmasınız. Tercihinizi Denizli'den kullanırken neyi düşündünüz de Denizli'de bu işe başladınız? Evet, gerçekten güzel bir soru. Çünkü özellikle dijital sektöre baktığınızda genel merkez dijital sektörde İstanbul'dur. Ve İstanbul'da bir ekosistem dönmektedir. Tabii biz Denizli'den başlayalım istedik. Denizli'den başlama sebebimiz de tamamen Denizli'li olmak. Ve biraz duygusal taraflardı, değil mi? Birazcık öyle oldu tabii ki. Tabii bu noktada başlamamızı sağlayan diğer ekipteki birçok arkadaşlar var. Diğer firma yetkilileri de bu noktada hemfikir oldukları için Denizli'den başlayalım istedik. Çünkü artık dijital dünya gün geçtikçe gelişiyor ve lokasyon artık önem arz etmemekte. Yani artık siz İstanbul'un dışında Bursa'dan, İzmir'den veya farklı yerlerden de dijital dünyayı eğer çok iyi biliyorsanız ve yetkinseniz destek verebilme imkanınız var. Biraz da şunu mu göstermek istediniz? Bu işin yani sadece İzmir, İstanbul, Ankara'da değil bir Anadolu kenti olan Denizli'de yapılabileceğini. Kesinlikle. Denizli'mizin zaten ruhunda var girişimcilik. Ve bazı girişimleri sıra dışı yapıyoruz. O yüzden de özellikle teknolojik çağda Endüstri 4.0'ın konuşulduğu bir ortamda ve zamanda biz de Denizli'den yeni yetişen arkadaşlara ve dijital ortama bir ekosistem hazırlayalım diye düşündük. Ve böyle bir başlangıç yaptık. Bu iş fikri nasıl oluştu? Ekibinizdeki böyle her fikir zaten biliyorsunuz bir kişiyle başlar. Evet. Sonra devamı gelir. Bir, iki olur, iki, üç derken. Tabii ki. Ki zaten özellikle dijital ekipler tek başına olması biraz zor. Bununla alakalı diğer firma yetkililerimizden özellikle Londra'da 10 yıl kalmış, kendini yetiştirmiş ve uluslararası firmalara hizmet vermiş arkadaşlar bu noktada Denizlili olarak Denizli'ye gelip Denizli'de faaliyet göstermeye başladık. Bu şeyler çok kulağa hoş geliyor değil mi? Yani Londra'da 10 sene evet. Uluslararası firmalarda çalışmış. Ve en son tercihini gelip Denizli'de yapıyor. Kesinlikle ve bir yönden baktığınızda mesela bu biraz daha böyle risk alınabilecek bir durum. Çünkü siz uluslararası firmalarda çalışmışsınız, 10 yıl orada hizmet vermişsiniz ve belli bir noktadan sonra gelip memleketinizde gelecek ekosisteme katkı sağlama adına risk alarak hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Eyvallah, teşekkür ederim. Size devam edeceğiz yine. Gamze'yle devam edelim. Tabii program öncesinde bir ön sohbetimiz vardı ve buradan mezun olduğunu biliyorum ama bu konuda neler söylemek istersin? Nereden mezun oldun? Ne zaman mezun oldun? Ben geçen sene yaz mevsimi mezun oldum. Burada staja başladım daha sonra. Son stajımı burada yaptım. Daha sonra burada çalışmaya nereden devam ettim. Nereden geldik burada okumak için? Ankara'dan geldim. Ama Denizli'de kalmayı tercih ettim. Çünkü pek büyük şehirlerle aram iyi değil. Burası ne büyük ne küçük. Ayrıca bu şirkette benim kafama çok yatmıştı. Bu büyük şehirde derken onun nesi senin daha çok hoşuna gitmiyordu? Trafik, konaklama. Konaklama pahalı. Evet. Ulaşım zor zaten Ankara'da. Sabah herkes aynı saatte işe gittiği için. Bayağı tıklım tıklım oluyor yolları. Ama Denizli'de öyle değil yani. Zaten çalıştığım yere Teknokent, ben bu arada yüksek lisansa başlamıştım. Hani yüksek lisansa yakın. Zaten üniversitenin içindeyiz.
Ayrıca zaten Teknokent'e çok yakın bir mesafede oturuyorum. Yani evine bile yürüyerek rahatlıkla gidip gelebildiğim bir mesafede. Evet. Harika. Bilgisayar bölümü istediğin bir bölüm müydü? Evet. Burayı isteyerek tercih ettim. Zaten birkaç tane kafamda mühendislik vardı. İşte ben bilgisayar mühendisliği seçmeden önce de bilgisayarla ilgili şeyler yapıyordum. Evde kendi çapımda lisedeyken. O yüzden bilgisayar mühendisliği üzerine okumak istedim. O şekilde. O şekilde. Devam edeceğiz. Ali Bey ile sohbetimizi devam edelim. Şu anda bildiğim kadarıyla Teknokent bünyesinde iki firma var. Hangi alanlarda çalışıyor bu firmalarımız? Bu firmalarımız tamamen yazılım geliştirme üzerine çalışıyor. Yani yazılım danışmanlığı yapıyor ve ayrıca kendi startup'ımızı üretiyoruz. Kendi startup'ımızı yapıyoruz. Kendi teknik yetkinliğimiz çerçevesinde. Gerçi daha sonraki sorularım içerisinde var ama startup dediğimizde ne anlamamız lazım? Startup özellikle şu anki zamanda yeni bir iş modeli olarak ön plana çıkıyor. Daha çok dijital, yani bir iş fikriniz varsa ve bunu dijital ortama aktarabiliyor, toplumda da hızlı büyümeye müsait ve toplumun veya firmaların veya insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahipse ve geçmişi yoksa eğer, yani bir firmanın bir 10 yıllık, 20 yıllık geçmişi vardır. Startupların öncesinde hiçbir geçmiş yok. Sıfırdan başlayıp hızlı bir ivme kazanabilecek ve ticari potansiyele hızlı bir şekilde ulaşabilecek girişimlere startup deniyor. Eyvallah. Siz de bir startup şirketisiniz. Evet, biz de bir startup şirketiyiz. Hı hı. Tamam, devam edelim. O neler yapıyoruz o firmalarımızda? Öncelikle startup firmamızda bir müşteri sadakat programı geliştirdik. Bu ne işe yarıyor? Müşteri firmalar için çok önem arz ediyor. Çünkü firmaların sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi adına müşteri çok çok önemli. Biz de bu geliştirdiğimiz platformda MaxiLoyal olarak bir platform geliştirdik. Bu platformda firmaların müşterilerinin kampanyalarını yapabileceği, her türlü şekilde yönetebilecekleri ve müşterilerin bu kampanyaları en iyi şekilde görebilecekleri ortak bir platform. Şimdi baktığımızda özellikle büyük firmalar bu tür şeylere büyük yatırımlar yapıyor. Ama küçük bazı firmalar bu noktada yatırım yapmak için özel bir bütçe ayırması gerekiyor. Biz de bunu genel bir iş fikri olarak düşündük. Tamamen hem bireysel hareket eden firmaların hem de franchise'lik olan ve yüzlerce şubesi olan firmaların kullanabileceği ortak bir platform oluşturduk. Bu platform kullanıcı açısından ne tür avantajlar sağlıyor? Artık firmalar her türlü kampanya yaptığında insanlar öncesinde kartlar taşıyorlardı. Ya bunu da sadakat kart deniyordu. Biz bu sadakat kartlarının tamamını ortadan kaldırmış oluyoruz bu platformumuzla. Ve müşteri almak istediği hizmeti veya kampanyayı uygulama içerisinde bulunan firmalardan görebiliyor. Ve artık müşteri devam ettiği firmada işte kadir kıymet bilinirliğini, o firmada özel olmayı, o firmanın ayrıcalıklarını öncelikli olarak onlar sahip oluyor. Yani bu uygulama diyebilir miyiz bunu? Tabii ki. Bu uygulama aynı zamanda her iki tarafın da işini görüyor anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle. Hem işletme sahibinin hem de oranın müşterisi olan kitlenin. Tabii ki. Çünkü firmaların bahsettiğim gibi sürdürülebilirliği müşterinin devamiyetiyle önemli. Eğer bir müşteri bir firmadan birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü ve dördüncüyü şekilde hizmet almalı, aldığı hizmetin karşılığında da bir ücret bırakmalı. Ve bu da firmanın hizmet kalitesini arttırmaya, devamiyetini sağlamaya önem teşkil ediyor. Ve firmalar da müşterilerini tutunabilmek için farklı kampanyalar yapıyorlar. Baktığımızda gelen müşterilerin sahip çıkmak ve onun devamiyetini sağlamak yeni müşteri kazanmaktan daha ekonomik. Eğer bir firma yeni bir müşteri kazanmak istiyorsa normal bir müşterinin dışında 8-10 kat maliyet harcamak zorunda. Biz de bu maliyetleri minimize etmiş oluyoruz bu platformumuzla. Eyvallah. Devam edeceğiz. Gamzeciğim seninle devam edelim. Bilgisayar bölümü, mühendislik bölümü isteyerek girdiğim bir bölüm müydü? Evet, söylemiştim. Evet. Nasıl düşündüğün gibi miymiş? Yani genelde öğrenciler herhangi bir bölüm tercih ederken özellikle o son yılda son işte sınav sonuçları geldiğinde bazen düşündüklerini zannederek bölüm tercih yapıyorlar ama bir bakıyorlar ki hiç umdukları gibi değilmiş, pişman da olabiliyorlar.
O anlamda sen istediğin gibi bölünmüş, düşündüğün gibi miymiş? İlk baş ben de hani bu bölüm hakkında bilgim olarak geldiğini sanıyordum. Dersleri işleyiş konusunda ben de yanılmışım aslında. Yanıldığım noktalar ben daha fazla pratik bilgi olacağını düşünüp geliyordum. Gelmiştim yani o kafayla tercih yapmıştım ama geldiğimde daha fazla teorik olduğunu fark ettim ve bir de sanki okuldaki öğreneceklerim bana yetip hani daha fazla hani bir şey yapmama gerek olmayacağını düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Bunu biraz geç fark ettim. Ne zaman fark ettik? Mezun olduktan sonra mı? Yok, o kadar geç değil. Şanslıydın da daha önce fark ettin. Ne zaman? Zaten fark ettiriyorlar onu. Öyle mi? Aynen. Birinci sınıfın sonunda hani bölüme ilk başlıyorsunuz. Daha sonra şeyler oluyor işte topluluklar, faaliyetler yapmaya başlıyorlar. Mesela size bölümde A dilini öğretiyorlar ama B dili hakkında başka ya da B teknolojisi hakkında bir faaliyet yapılıyor. Onların faaliyetine gidiyorsunuz. Gönüllü öğrencilerin yaptığı faaliyetler oluyor. Orada gene farklı teknolojiler öğreniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya demek ki sadece derste öğrendiğim teknolojiyle olmayacak bu iş. Orada yaklaşık bir sayı verebilir misin? Yani bu aslında çok konuşulan bir konu dil yani. Kaç dil var mesela yazma dili, bu kodlama dili olarak söylüyorsunuz değil mi mesela onları siz? Evet, okulda öğretilen, bize öğretilen iki tane dil vardı. Ama normalde uygulamaları... Ya iki tane ana olarak öğretilen dil vardı. Bir de ayrıca programlama dilleri diye bir ders oldu. O derste mesela iki tane functional ekstradan dil öğrenmiştik ama onlar hani bir kulak dolgunluğu olsun diye öğretilmiş yani şeylerdi. Aynen. Yüzeysel giriş şeyleriydi, dilleriydi. Ama zaten okulda size öğrettikleri şey dil öğretmek değil. Tamam size bir tane dil öğretiyorlar ama siz aslında mezun olduğunuzda dili nasıl öğrenebileceğinizi öğrenerek mezun oluyorsunuz. Yani size nasıl öğrenmeyi öğretiyorlar gibi bir şey oluyor. Yani 10 tane şey öğreneceksiniz. 10 tane şey öğrenmeniz lazım. Ama size sadece bir tanesini öğretiyorlar. Ama size geri kalan 9'unu nasıl daha rahatlıkla öğrenebileceğinizi öğretiyorlar. Bizim bölüm o şekilde. Yani kendini geliştirmek önemli. Her şeyi öğretmiyorlar. Evet. Geliştirme konusunda biraz sonra konuşalım evet. İstiyorum. Pekala, şu anda iki firmayı bünyenizde bulunduruyorsunuz. Yaklaşık kaç arkadaşınız var ekibinizde? Şu anda 20'nin üzerinde bilgisayar mühendisi arkadaşımız var. Ve bu arkadaşların tamamını Denizli'den, Denizli lokasyonlu olarak organize ediyoruz. Tabii bunların içerisinde home office çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Yani kendi evlerinden veya yaşadıkları ortamlardan çalışıp online olarak destek veriyorlar projelere. Onlar da mı Denizli'de oturuyorlar yoksa başka şehirlerde? Yok, başka şehirlerde oturuyorlar. Mesela yani, nerelerde? Muğla'da oturan var, Bodrum'da var, İzmir'de var, İstanbul'da var, Antep'te var. Türkiye'nin farklı illerinde personellerimiz mevcut. Oo, harika. Bayağı o zaman güzel işler yapıyorsunuz. Yani hani biz işte 3-5 bilgisayar mühendisi, bilgisayar mezunu arkadaşla bir şeyler yapalımdan daha ziyade yani işte artık böyle artistik anlamda işte global deniyor yani. Evet. O anlamda uluslararası işlerde çıkartabileceksiniz. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi firma yetkililerinden Ramazan Bey 10 yıl Londra'da kaldı. Ve onun edinmiş olduğu network sayesinde şu anda Denizli'den uluslararası firmalara ve farklı ülkelere Denizli'den yazılım ihracatı yapmaktayız. Harika, mükemmel. Onda bir rakam verebilir misiniz? Nasılsınız orada, o durumda? Orada rakamdan ziyade şöyle diyebilirim. Bileşim sektöründe özellikle TİM'in verilerine göre ilk 50'ye girdik. Bu noktada bunu tamamen Denizli'den gerçekleştiriyoruz. Ve Denizli'de de örnek teşkil ederek farklı girişimlerin ve farklı işletmelerin olmasını temenni ediyoruz. Harika. O zaman sizin gibi bilişim firmalarının Denizli'de olması sizi
sevindirir diye düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü bilgi paylaşımı daha çok olacak. Kesinlikle. Ve bu noktada altyapı da çok önemli. Farklı firmaların olması farklı yetenekteki elemanların ihtiyacını da oluşturacaktır. Özellikle farklı illerden Denizli'ye farklı bir dijital göç alabilir. Ve Denizli'den mezun, özellikle Pamukkale Üniversitemizden mezun, işte arkadaşlarımız gibi kendini yetiştirmiş arkadaşlar bizim bünyemizde veya farklı bünyelerde istihdam edilebilir. Ve birçok farklı sektöre de etkileyecek şekilde fikirler oluşturabilir. Şu anda ekibinizi dahil etmek istediğiniz arkadaşlar var mı? Tabii ki. Biz mümkün olduğu kadar uzun vadede dahil etmeyi hedefliyoruz. Çünkü dijital projeler mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılmıyor. En az bir 6 ay veya 1 yıllık süreç alıyor. Bu noktada yine ilerleyen vakitlerde ekibimize dahil etmek istediğimiz arkadaşlar mevcut. Bu da çalışan açısından işin güzel tarafı. Yani gelen arkadaş eğer bu işi bildiğini düşünüyorsa en az 6 ay iş garantisi var o zaman anladığım kadarıyla. Tabii ki. Biz mümkün olduğu kadar 6 ay bizden ayrılmamasını, bizde bırakmamasını istiyoruz. Biz de onu bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz tabii ki. Büyük ihtimalle zaten 6 ay çalıştıktan sonra da buradaki ortamı görünce ve bildiğim kadarıyla bayağı bilgi birikimi yüksek olan arkadaşlar var aranızda. Tabii ki. Zaten orada yetişmiş de oluyor herhalde değil mi? Kesinlikle. Yine bünyemizde 2 tane doktora mezunu arkadaşımız ve 5'in üzerinde de yüksek lisans yapan arkadaşlarımız mevcut. Özellikle yeni mezun arkadaşlardan birçok firma tecrübe istiyor. Biz tecrübe istemiyoruz. Sadece almış olduğu eğitimi doğru, kendini yetkin şekilde geliştirebilecek şekilde almasını istiyoruz. Tabii bunu da bilebilmek biraz zor. Onun için de almadan önce biz küçük bir sınav yapıyoruz arkadaşlara. Bu sınavı geçen arkadaşlar yani her an biz de işe başlayabiliyorlar. O zaman o sınavın niteliğini biraz sonra Gamze'ye soralım nasıldı diye. Tam bu noktada istersen sen de devam edelim. Nasıldı böyle Ali Bey sınav dedi ama gerçekten böyle geçilmesi zor bir sınav mıydı? Aşılması zor bir sınav mıydı? Aslında biraz bana denk geldi gibi oldu. Çünkü ben staj arıyordum daha hani mezun olmamıştım. Tam mezun olmam için stajımın bitmesi lazımdı. Ben staj yeri arıyordum. Bu firmaya da mail atmıştım. Mailime geri döndüler. Telefonla aramıştı Ali Bey beni. O zaman işe alım sınavı olduğunu söylemişti. İşte sınava gelebilirsiniz gibisinden. Ben dedim hani ben daha mezun değilim. Hani ben staj için başvurmuştum aslında. Bana dediler hani olsun kendini dene. Denemiş olursun sınavda. Sonra sınava geldim. Sınav algoritma sorusu soruyorlar. O sınavı yaptım. Daha sonra stajyer olarak kabul edildim. İşte deneme süreci vesaire. O şekilde buradayım. Çok da zor değildi diyorsun. Yani bana iyi soru denk geldi. Yani güzel. Evet. Peki yani buradaki iş ortamı nasıl? İş ortamı güzel. Yardım sever olmak konusunda iyi hepsi birbirinden. Zaten hepsi bilgili. Ve bir sorun olduğu zaman direkt sorabiliyorsunuz. Kesin bilen biri çıkıyor. O sırada size yardım ediyor. O da o bu şekilde. İşin güzel tarafı herhalde. Aynen. Değil mi? Yani nereden baksanız bir fiil çalışan işte 20 arkadaşımızın olduğu söyledi evet. Ekipte. Hiç olmasa bunun en az 10-15 tanesi yani bu ortamda dediğiniz gibi takıldığınız bir şey varsa, bilemediğiniz evet. Bir şey varsa hemen o birbirine katkılar yapılıyor diyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla gelişim de çok daha kolay ve hızlı oluyor. O zaman buradaki sayı da çok önemli herhalde değil mi? Yani 3 kişiyle kurulmuş bir bilişim şirketiyle 13 kişinin çalıştığı bir bilişim şirketi herhalde çok daha farklıdır herhalde tabii değil mi? Tabii daha farklı. Çünkü herkesin bazısı bazı teknolojileri biliyor, bazı teknolojileri biliyor. Tabii daha fazla farklılık olmuş oluyor. Hani daha fazla bilgi oluyor. Hı hı. Bu yüzden iyi. Eyvallah. Devam edeceğiz Gamze'cim seninle. Ali Bey sizinle devam edelim isterseniz. Evet, biraz evvel bahsetmeye çalıştık. Denizli gerçekten girişimci bir kent. O yönüyle gerçekten gurur duyuyoruz. Genelde tabii bunu sanayi sektöründe daha çok görüyoruz. Ticari ortamda daha çok görüyoruz. Pekala bizim bu sanayi sektöründe olsun, diğer sektörlerde, gelişmiş sektörlerde olsun bilişim alanına bakış açıları nasıl? Yani ilişkileriniz nasıl? O konuda bir gelecek vaat ediyor mu? Yani bu konuyu da bizim girişimcilerimiz eğilir gibi geliyor mu size? Nasıl durumlar?
Tabii Denizli gerçekten çok güzel bir girişim sistemi olan, ekosistemi olan bir memleketimiz. Gerçekten çok güzel girişimcilerimiz, çok güzel işler başarmış iş adamlarımız, hatta akademik olarak kariyerinde güzel kariyerler yapmış akademisyenlerimiz mevcut. Tabii genelde bir kanı mevcut. Elle tutulur, yani bir başarıyı görmek istiyor insanlar. Yani, sizin en büyük dezavantajınız o galiba, değil mi? Bilişim, evet, sektöründe. Şu anda gerçekten özellikle denizden çıkmış, dijital anlamda bir başarı sağlamış bir örnek şu anda çok yok. Ve bu da özellikle sanayicimizi, işte farklı finansal güçler olan insanları girişim yapmakta tereddüt de bırakıyor. Çünkü yatırdığı yatırımın geri dönme ihtimalinin ne kadar risk teşkil ettiğini kestiremiyor. Pekala, şunu biliyor mu görüştüğünüz mesela yatırımcı diye tabir ettiğimiz o kişiler? İşte TİM verilerine göre, Türkiye İhracatçı Birliği'nin verilerine göre 50. sıradasınız değil mi? Yani ilk 50'nin arasındasınız. Evet, evet. Yani o güzel bir rakam bence aslında. Tabii ki. Tabii bu noktada şu da var. Özellikle startup olarak bahsettik mesela. Dijital girişimler bir startup ekosistemiyle hareket edip kendini geliştirmeye çalışıyor. Tabii dünya çapında yapılan startup çalışmalarında girişim yapılan 100 startuptan 70 tanesi hedefine ulaşamıyor. Maalesef bütün yatırımları sıfıra indiriyor. Kısacası iflas ediyor. O zaman herhalde doğru bir yönlendirme yapılmadığı için diye düşünüyorum. Aslında yani sanayiciler, bu girişimciler, yani şu anda sanayi sektöründeki olan girişimciler aslında size bir öneride bulunsa, yani zaten genelde teknoloji bize en çok nerede yardımcı oluyor? Bizim işimizi kolaylaştırdığı noktada biz, evet, onu çok benimsiyoruz. Tabii ki. Sanayide işlerin çok kolaylaşabileceği alanlar var. İşte robotlara gidiyorlar. İşte biraz evvel dediğiniz Endüstri 4.0. O anlamda aslında onlar da size bilgi anlamında katkı sağlasalar, işte biz şu anlamda zorlanıyoruz. Yani bunun bir şeyini, bilişim anlamında bize yardımcı olur musunuz deseler aslında. Tabii ki bu dünyaya pazarlanabilir yani. Kesinlikle. O bulunan uygulamalar diyelim artık, yazılımlar. Ve bu da zaten özellikle iş dünyasının ihtiyaç ve talepleriyle, İşte dijital dünyadaki yetkin olan insanların birleşmesiyle, yani akademik camia, iş dünyası ve dijital dünya bir araya gelerek gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkartılabilir. Tabii biraz önce bahsediyordum. Şimdi startup girişimlerinde zaten %70'i hedefine ulaşamıyor. %20'si sadece kendisini dengeleyebiliyor. Ancak bunların içerisinde %10'u gerçekten yüksek standartlarda bir başarı elde edebiliyor. Tabii bununla alakalı bizim gerek akademik camiada sayın rektörümüz olsun, oda başkanlarımız olsun, Denizli'deki iş dünyasından önde gelen isimler olsun, tanışıyoruz. Kendileriyle yaptığımız çalışmalarla alakalı bilgiler aktarıyoruz ve hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Bizim herhangi bir noktada çözmeye ihtiyacı olduğumuz veya çözüm üretmek istediğimiz noktalarda da ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Ve bu konuda da zaten tüm Denizli'deki yetkin insanlar bu konuda network'ünü açmaya da hazır. Yani şu ana kadar oluşturmuş olduğu gerek akademik kariyerler yerlerinde, gerek iş dünyasındaki bulundukları network'te de gençlerimize ve girişimcilerimize mümkün olduğu kadar gerçek ve real çerçevelerde ellerinden gelen desteği sağlıyorlar. Hepsine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bunu duyduğumu sevindim. Gerçekten güzel haberler bunlar. Yani herkes hazır aslında. Tabii ki. Yani esasında iklim güzel diyorsunuz yani. Yani ülkemizin zaten kalkınması adına gerçekten katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Bu sanayide olur, hizmet sektöründe olur, dijital dünyada olur ve akademik ortamda olur. Çünkü sizin ürettiğiniz katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye'ye de girdisi çok fazla olacaktır. İstihdamı arttıracaktır ve yetişen gençlerimiz de istihdam alanı sağlayacaktır. Evet. Doğru. Hep zaten söyleriz değil mi? Yani işte başka dışarıdan aldığımız, dış ülkelerden aldığımız bir el kadar cihaz veya şu kadarcık bir cihaz, aynen, karşılığında bizim bir kamyon ürün satmamız gerekiyor. Bu da çok iyi bir görüntü değil. İnşallah sizlerin vesilesiyle, sizin gibi işte teknoloji alanında yatırım yapan firmaların vesilesiyle inşallah hem denizimize hem de ülkemize o anlamda katkı sağlanır inşallah. Ümit ediyoruz. Güzel çalışmalar olacağını düşünüyoruz. Evet, eyvallah. Size son cümleler için döneceğim Ali Bey. Zamanımız oldukça azaldı. Bu arada ekibinizi ekleyen arkadaşlarla da birkaç cümle konuşmak isterim. Tabii. Orayı da zaman ayırmaya çalışıyorum. Son cümle olarak döneceğim. Bu arada Gamze Hanım'ın son cümlelerini alayım. Neler söylemek istersin bize Gamze'ciğim? Bu öğrenci arkadaşların, şu anda okuyan arkadaşların içinde olabilir.
Veya bu bölümü tercih etmek isteyenler olabilir veya iş hayatıyla ilgili olabilir. Anladım. Bilgisayar mühendisliği tercih etmek istiyorlarsa eğer, bölümdeki derslerinin yanı sıra kendilerini geliştirmelerini, özellikle stajlarına önem vermelerini öneririm. Yani her yaz mutlaka çalışsınlar değil mi staj anlamında? Aynen. Zorunlu staj dışında zaten bu Teknokent'teki şirketlerde şey yapabiliyorsunuz, staj tarzı yapabiliyorsunuz. İlla ki zorunlu staj olmasına gerek yok. Benim okuldan arkadaşlarım da gelenleri görüyorum ben. Hem derse gidiyorlar, yarım gün çalışıyorlar mesela. O şekilde de yapabilirler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Gamzeciğim. Bundan sonra çalışmaları kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Rica ederim. Evet Ali Bey, sizin son cümleleriniz alayım. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Çok memnun olduk. Ve çalışmalarımızı seyircilerimize aktardığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim şu an için söyleyeceğimiz daha birçok şeyler olabilir. Özellikle dijitalle alakalı veya farklı konular olabilir. Ama bizim yapmış olduğumuz startupla alakalı da tüm seyreden seyircilerimizden işte firmaların kullanmaları, şu anda kullanıcıların da uygulamayı indirip kullanmalarını temenni ediyoruz ve en iyi şekilde bize geri dönüşlerini bildirmelerini rica ediyoruz. Eyvallah. Herhalde o uygulamayı zaten sizin Ali Kazakhan olarak yani internet ortamını aradığınlarında orada çok kolay bir şekilde rahatlıkla bulabilirler. Tabii yani MaxiLoyal olarak bulabilirler. Bulabilirler. Eyvallah. Bu bölümdeki sohbet için çok teşekkür ederim Ali Bey. Rica ederiz. Çok biz de memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ileriki tarihlerde çok daha güzel rakamlarla, çok daha güzel sayılarla tekrar sohbet etme şansımız olur. Birazcık bir zamanımız kaldı. Onu da diğer arkadaşlarla değerlendirelim istiyorum. Çok teşekkürler sohbet için. Biz teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasıl keyifler? Güzel. Oldukça iyi. Sağ olun. Eyvallah. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Ali Bakan. 2003 senesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 15 senedir bu sektörde, bilgisayar yazılım sektöründe çalışmaktayım. Gerek uluslararası gerek de ulusal firmalarda yaklaşık 10 seneye yakın İstanbul'da çalıştıktan sonra dönüp dolaşıp tekrar kendi memleketim olan Denizli'ye döndüm. Şimdi de Cloud Missil firmasında yazılım geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Eyvallah. Dikkatimi çeken Denizlilisin. İstanbul'da evet. 10 yıl kadar kaldın ve evet. İstanbul'dan kaçanlar içindesin. Evet, İstanbul'dan kaçış. Nasıl buradaki ortam? Buradaki ortam mükemmel. Yani zaten kendi memleketim, akrabalarım burada. Başlangıçta aslında üniversiteden sonra Denizli'de başlamıştım çalışmaya. Fakat çalıştığım firma kapanınca başka bir alternatif olmadığı için zorunlu olarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Genelde bizim sektörde merkez İstanbul'dur, Ankara'da daha sonra gelir. Fakat son zamanlarda İstanbul'dan kaçış oldukça arttı. Çünkü malum trafik, yaşam şartları oldukça maliyeti yüksek. Bir sene yaşarsınız ama iki sene yaşlanırsınız. Böyle bir sıkıntı var. Bizim sektörde... Bir de siz üretken bir sektördesiniz. Yani kesinlikle. O yolda geçireceğiniz o iki saati aslında bilgisayarınızın başında çok daha güzel şeyler üretebilecekken kesinlikle, evet. Yollar da geçiyor. Maalesef onun için çok büyük burada bir olmaktan zaman mutlusunuz kaybı, anladığım kadarıyla. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Arkadaşlar ekip oldukça iyi herhalde. Ekip ve çalıştığımız arkadaşların deneyimleri oldukça yüksek. Üniversite olarak kayda değer üniversitelerden mezun. Bilkent, ODTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve yine aynı şekilde MIT doktoralı çalışanlarımız var. Kullandığımız teknolojiler oldukça yaygın. Cutting edge teknolojiler diyebiliriz buna. Tatmin edici yani. Onun haricinde farklı teknolojilere ve deneyimlere sahip iş arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor olmak tabii ki bir çalışan açısından tatmin edici. Eyvallah. Yani gerçekten bu duyduklarım beni de sevindirdi. Yani metropollerde insanların kaybolması yerine oradaki bütün şartlar sanki Denizli'de oluşmuş gibi. Hem ekip arkadaşları anlamında hem çalışma ortamı anlamında. Kesinlikle öyle. Ve diğer evet. Rahatlıklarında. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay tekrar gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz Mehmet Bey. Ben Ahmet Kaftan. Yaklaşık 1,5 yıldır burada çalışıyorum. Daha önce ben de 9 yıl kadar
Ankara'da çalıştım. Hem yerel hem uluslararası firmalarda, hani burada ismini söyleyemiyoruz, evet, söylemeyeyim. Evet, özellikle telekomünikasyon alanında firmalarda çalıştım. Yurt dışında da çeşitli projeler yaptım. Ve hani sonrasında buradayım. Ne zaman döndük Denizli'ye? 1,5-2 yıl oluyor. 2 yıl oluyor. Benim söylemek istediğim aslında şu. Denizli'de gerçekten eğitimli, iyi eğitim almış ve iyi şeyler başarabilecek insanlar var. Ve bu insanlar genelde şehir dışına çalışıyorlar. Özellikle İstanbul ve evet, Ankara'da. Bence Claude Nesil ve Max Loyal bu iyi eğitimli insanların güzel işler yapabilmeleri için iyi bir fırsat. Yani ortamınız anladığım kadarıyla oldukça iyi. Yani açıkçası ben 1,5 yıldır burada çalışıyorum ve memnun olduğum için buradayım açıkçası. Yani bu metropoldeki ortamları ve şartları aratmayacak şartlar oluşmuş o zaman, evet, Denizli'de. Aslında şöyle, yani teknoloji işinde lokasyondan, konumdan bağımsız olarak çalışmak mümkün. Bir de öyle bir avantajı var değil mi? İstediğiniz, evet, yerden çalışabiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani buna rağmen Türkiye'de teknoloji alanındaki işler özellikle İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmış. Burası, bu firma ve Teknokent özellikle, hani bunu da bize sağlanan, değil mi? Evet, altyapıyı da şey yapmak lazım, hakkını vermek lazım. Doğru. Güzel bir fırsat. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba arkadaşım, kolay gelsin. Merhaba, size de kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Mehmet Aregezkaya. Denizli'yim. Burada doğdum, büyüdüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum, bilgisayar mühendisinden. Şu anda şirketimizin bünyesinde ben de bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktayım. Bu şekilde. Eyvallah. Buradaki ortamımız nasıl? Biz burada büyük projeler çalışıyoruz genel olarak. İşte yapay zeka ve big data zaten günümüzdeki yazılım alanında olmazsa olmaz şeyler. Bu alanda Denizli'de çalışan belki de tek şirketiz. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye çapında bu kadar iyi çalışan çok fazla bir şirket yok. O yüzden ben zaten isteyerek çalışıyorum bugün burada. Şirket olarak biz büyük bir şirketiz diyebilirim yani. Ve genelde yabancılarla çalışıyoruz. Ve hep aldığımız dönüşler de pozitif oluyor bu şekilde. Evet. Yani anladığım kadarıyla burada çalışmaktan oldukça mutlusunuz. Yani gayet. Ve metropollerdeki o büyük işletmelerin sağladığı bütün imkanlar Denizli'de sağlanmış vaziyette. Evet. Daha önce yaptığım staj yaptığım yerlerden genelde daha iyi olduğunu söyleyebilirim yani. Eyvallah. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin, başarılar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bugün neredeydik? Bugün Denizli Teknokent'te iki bilişim firmasının bünyesinde bulunduran Max Royal ve Claude Nesil'le sohbeti gerçekleştirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.